Ve bütün aşiretlere diyorum, bütün insanlara diyorum, bütün Müslümanlara diyorum, herkese diyorum. Şu andaki sevgisizlik, şu andaki huzursuzluk, şu andaki şeyler sebebiyle birbirlerimize gönüllerimizi açmıyoruz. Birbirlerimize kalplerimizi açmıyoruz. Birbirlerimize kucaklarımızı açmıyoruz. Allah aşkına birbirimize kucaklarımızı, gönüllerimizi, sevgimizi açalım ki herkes birbirini sevsin. Merhaba dünyalılar, ne var ne yok, nasıl gidiyor? Türkiye turumuzda 70. şehir Muş'a geldik arkadaşlar. Tarihi yerlerden ya da Muş'un popüler yerlerinden ziyade biraz daha doğasına ve Batıkan aşiretine misafir olacağız. Eğer çaylarınız, kahveleriniz ya da içecekleriniz hazırsa Muş'a hoş geldiniz. Videonun girişinde de söylediğim gibi Batıkan aşiretine bugün misafiriz arkadaşlar. Yalnız şöyle bir talihsiz durum var. Maalesef bir taziye evindeyiz. Burada da sağ olsun bize Cahit abi yardımcı oluyor. Gezdiriyor da bizi. Lakin biz dedik hani taziye var. Yani hiç rahatsız etmeyelim. Neticede insanlar yasta. Ama burada misafirperverlik üst seviyede olduğu için abi problem olmaz sen bizimle gel falan filan dediler. Az sonra bir yemek yiyeceğiz hep beraber. Ya kazanda da kocaman bir kuzuyu koymuşlar. Abi acayip bir ortam var. Yani bilmiyorum ilk defa biz böyle bir şeye tanık oluyoruz. Enteresan bir deneyim olacak. Yani genelde hep dizilerden falan anlatıyorlar bu aşiret falan filan bilmem ne hikayelerini. Burada bakalım ilk defa tanık olacağız. Nasıl oluyormuş? Örf adetler nasıl gidiyor? Hep beraber izleyeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Muş'un Eğirmeç köyündeyiz arkadaşlar. Yani Kürtçe ismi de Şahıllın. 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 Acaba nasıl söyledi? Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. Öyleymiş abi. Köyde dolaşırken herkes bize bakıyor. Çünkü doğal olarak yani bu kadar kocaman sakallı, şapkalı, piercingli bir insanlar herhalde çok fazla gelmemiştir buraya diye tahmin ediyorum. Bir de işin tuhaf yanı muhtemelen köyde de tek şortlu insan benim abi. Yapacak bir şey yok. Ben soğuğu sevdiğim için yani mümkün olduğunca kısa giyiniyorum. Beni sıcak geriyor. Evet burada güzel çocuklar var. Çocuklar bir merhaba der misiniz? Merhaba. Adamsınız adam. İslam. Senin adın ne? Öyle gezmeye devam ediyoruz güzel köyde. Bakalım nasılmış buraları. Ben Abdülkadir Ersen, Şeyh Celaleddin Ersen'in torunuyum. Yani benim babam. 35-36 yıllık Diyanet'te çalışan birisiyim. 37-38 yıldır da Doğu ve Güneydoğu'da kanaat önderliği, barışlara katılan birisiyim. Allah kabul etsin. Tabii dedelerimiz, ecdatlarımız bu bölgeye hizmet ettiler. O yük şu anda bizim üzerimize geldi. Biz de o yükü devam ediyoruz. Tabii bizim aşiretimiz Batkan aşiretidir. Batkan aşireti de çok kalabalık olan bir aşirettir. En çok kalabalığı da yani bütün Türkiye'de var. Hatta diş devletlerde var. Çoğu devletlerde Batkan aşiretleri var. Ve en kalabalığı da Doğu ve Güneydoğu'da var. Tabii Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas inna halaknakum estaizu billahi min zekerin ve ensa ve cealnakum şuuben ve kabaile li ta'arefu inna kerimekum indallahi etkakum innallaha alimun habir. Sadakallahu azim. Cenab-ı Allah ey insanlar ben sizi kabile kabile, famile famile yarattım ki birbirinizi tanıyasınız, birbirinize yardım edesiniz, birbirinize destek olasınız diye. Yoksa birbirine zulüm etmek, hakaret etmek şu bu için değil. Cenab-ı Allah birbirine şefkat, merhamet göstermek için, yardım etmek için yani Cenab-ı Allah yaratmış ve
Cenab-ı Allah buyuruyor ki sizin Allah katında en hayırlınız da takva sahibidir. Cenab-ı Allah her şeyden haberi var. Şimdi biz bugün burada zaten Üstün Koç Ağa'nın çocuğunun sünneti için burada bulunuyoruz. Ben Muşmerge'ye oturuyorum. Burası Eğirmeş Köyü, yani şu anda Eğirmeş Köyü'ndeyiz. Tabii şu anda yanındaki hoca arkadaşlar var. Bunlar da işte barışlara falan katılıyorlar. Ve Halis Koç Ağa var şu anda. O da babasından, dedesinden beri o da bir 40 yıllık yani kanaat önderi. Tabii Batkan aşireti dedim ya, çok eskiden bir aşiret. Mesela sen dedin ya Malazgirt'e gideceğim. Şimdi Malazgirt'te Alparslan, Sultan Alparslan o Malazgirt'in kapısını açtı ya, Anadolu'ya açtı ya. İşte o zaman cuma günüydü ya. Cuma namazında Allah'a dua etti. Herkesle beraber cuma namazını kıldı. Ve cuma namazı kıldıktan sonra cuma saatleri de duaların kabul olduğu bir saattir. Ve büyük bir zaferi kazandı yani. Şu anda onun o zaferi, o kapilerin açık olduğunu bizler de yaşıyoruz yani. O zaman Batkan aşiretinden, Silvan'dan, kitaplarda şöyle de geçiyor yani. O zaman Batkan aşiretinin 10 bin, yani Batkan aşireti oradan ta Malazgirt zaferine gitti. Ve Malazgirt zaferini beraber kazanıp savaşan da yani o kalabalık Batkan aşireti. Mervaniler. Tabii Mervaniler yani. Tabii sonra da Mervan ismi işte Batkan aşireti oldu. Aşiret nasıl oluyor abi? Bir cahili anlatır gibi mesela. Ben açıkçası söyleyeyim, ben çok fazla bilmiyorum. Hayatımda ilk defa aşiretim oldu. Aşireti ilk savaş yaptınız yani. Hani bilmek için soruyorum. Tabii tabii. Abi. Şimdi aşiret var ya, aşiret. Yani diyelim ki dedim ya, Allah da buyuruyor ki kabile kabile, famile famile yarattık yani. Şimdi bu bölgede işte Batkan aşireti var, Hiyan aşireti var, Sasun aşireti var, Elman aşireti var, Bekran aşireti var. Şimdi aşiretler yani bunlar işte o Batkan aşireti ta dedim ya Mervanilerden ta işte Alparslan döneminden o zamandan beri gelen sularla devam ediyor yani. Diyelim ki ileri gelen nedir? Batkan, Şeyh Badin ve daha önceden o büyük evlalardan geliyor yani. Yani her aşiretlerin mensubu önceki bir dayanağı var ve o dayanıktan dolayı sülale yani bir sülale takip ediyor ya. Diyelim ki dededir, çocuğudur, torunudur, torunu da öyle devam ediyor soy ya. Yani. Yani soy ağacı. Bunlar da aynı o aşiretin soyundan geliyor. Yani aşiret soyu ta eskiden beri belli yani. Yani herkes o aşiret soyunu biliyor. Çoğu mesela araştırmalara göre uzun tarafa da gidebiliyorlar. Ama diyelim ki normal bir insan şu anda aşiret sahibi en az 4-5 tane, 6 tane, 7 tane babasını biliyor yani. Mesela benim dedelerim şeyde yani gelmişler Kayarüsü, Muş Kayarüsü'nde. Dedem Şeyh Celaleddin orada, babası Şeyh Abdullah orada, babası Şeyh Mahmud orada, Şeyh İsmail orada, Şeyh Salih orada, Şeyh Ahmet orada, hepsi orada. Yani onlar 200-300 senelerden beri orada. Ve hatta dedelerim orada ne yapmışlar? Ermeni soykırımında 40 tane şehit vermiş. 13 Nisan 1904'te Ermeniler saat 9'da baskın yapmışlar. Baskın yaparken Ermeniler Sevmal, ondan sonra Geliyeguza, ondan sonra Şeynek, bunlarda buralardaki Ermeniler toplanmışlar. Toplanınca onlara baskın yapmışlar. Baskın yapınca hatta evlerini yakmışlar. Annenin kucağındaki bebeği alıp ateşe atmışlar. Osmanlı arşivlerinde şu anda mevcuttur yani bunlar. Ben burada bir tesliye yapayım. Mesela aşiretler dedin ya, şu taziyelerde, düğünlerde baya birbirine şey yapıyorlar. Baya birbirine yardım ediyorlar. Mesela özellikle Batkan aşiretinde de şu var yani. Taziyelerde biz yemek kaldıralım dedik ama kaldırılmadı. Keşke kalksa o yemekler, dünyanın yemeğini veriyorlar. Ama bu yemekler şey taziye sahibi vermiyor. Mesela düğünlerde baya birbirine destek ediyorlar. Düğünlerde, taziyelerde ve bütün aşiretlere diyorum, bütün insanlara diyorum, bütün Müslümanlara diyorum, herkese diyorum. Şu andaki sevgisizlik, şu andaki huzursuzluk, şu andaki şeyler sebebi ne? Birbirlerimize gönüllerimizi açmıyoruz. Birbirlerimize kalplerimizi açmıyoruz. Birbirlerimize kucaklarımızı açmıyoruz. Allah aşkına birbirimize kucaklarımızı, gönüllerimizi, sevgimizi açalım ki herkes birbirini sevsin. Özellikle aşiretlere de tavsiyem odur ki birbirlerine şefkat etsinler. Aşiretlik yardımlaşma olsun ve İslam dininden, ahlakından da hiçbir zaman ayırmasınlar. Biz elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. İman edenleriz ve iman şerefi de çok yüksek bir şereftir. İman şerefi insanı ta nereden kaldırıyor, nereye getiriyor? Mesela Hazreti Bilal köleydi, önce putlara tapınıyordu. İman etti. İman ettikten sonra nereden? Ta kölelikten, iskenceden, yük götürmekten nereye gitti? Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gitti. Aşiretler de birbirlerini sevsinler, birbirlerini saysınlar. Batkan aşiretinde çok memnunuz gerçekten. Taziyeler olsun, düğünler olsun, işler olsun, yardımlaşma olsun. Birbirlerine koşuyorlar. Koştukları için de teşekkür ediyorum hepsine de yani. Onun için aşiretler birbirini sevsinler, birbirlerine yardımcı olsunlar. Kini, boğzu, adaveti bunları da kaldırsınlar ya. Birbirlerine gönül açsınlar. Allah gönül açmayı nasip eylesin. Eyvallah. Sana da teşekkür ediyorum. Abi, rica ederim. Bir de şunu söyleyeyim ben. YouTube'da aşiretleri barıştıran Seyda diye geçiyor. Abdülkadir Eten aşiretleri barıştıran Seyda YouTube'da geçiyor. Şu ana kadar 1 milyon 150 bin insan izledi. Eğer barıştırmak aşiretleri biraz merak ediyorlarsa da o YouTube'dan izleyebilirler. Eyvallah hocam. Abi, teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Dostlar ben başta cenazenin mevlütü var diye düşünmüştüm ama aynı zamanda iki tane çocuğun da sünneti olacak. O yüzden de büyük bir aşiretler toplantısı burada oluyor. Güzel bir deneyim. Ya bilmiyorum, benim hayatımda ilk defa gördüğüm, yaşadığım bir deneyim. O yüzden belki birçok insan da bu videoyla beraber ilk defa görmüş olabilir. Bu arada Cahit abiyle tanıştırayım sizi. Gel Cahit abi, lütfen katıl. Bu evet. Videoyu çekebiliyorsak sadece Cahit abinin burada bizi misafir etmesiyle oldu. Cahit abi, sana çok teşekkür ederiz. Evet, çok sağ ol. Abi hoş, eyvallah. Hoş gelmişsiniz bu arada. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz Cahit abi. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Dostlar, eğer bir gün yolunuzu Muş'a düşürürseniz muhakkak insanlarıyla muhabbet edin. Hani tarihi yerlerini, doğal yerlerini gezmek de çok güzel ama insanlarıyla diyalog kurmak, onlarla sohbet etmek ayrı bir keyif katıyor. Hatta şöyle, yolda yürürken selamun aleyküm amca, selamun aleyküm abla gibi selam verdiğinizde onlar sizi zaten salmıyorlar. Merhaba, hoş gelmişsiniz, nereden gelmişsiniz diye muhabbete giriyorlar ve size bir çay kahve ikram etmeden asla göndermiyorlar. Az önce sağ olsun bir tane amcamız yolda bizi çevirdi. Nereden geliyorsunuz? Gelin bir çayımızı için falan diye oturduk yanında, birazcık sohbet ettik. Maşallah 80 yaşına giriyormuş. Güzel de tarihi bilgiler verdi bizlere. Biz insanların tadını fazlasıyla çıkardık. Güzel güzel sohbetlerimizi ettik. Dedik biraz da tarihi yerlere doğru çıkalım, gezelim. Şu an kale yolundayız arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde ayrı ayrı 3 tane camisi var. Alaaddin Bey ve Hacı Şeref camileri. Bir tane de Ulu Camisi var. Biz Ulu Camii tercih ettik. Yani 3 cami de birbirinden güzeldi. Ulu Cami'nin zerafetine ayrı bir vurulduk. Şimdi yolumuzu kaleye doğru çevirdik. Birazcık Muş'a tepeden bir kuş bakışı manzara izleyelim. Gezintimize de kaldığımız yerden devam edelim. Dünyalılar, yorucu bir yoldan sonra kaleye ulaşabildik. Muş Kalesi, şehre hakim bir tepe üzerinde bulunan kale, tarih boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış, şehrin ilk yerleşim yerlerinden birisi. Uzun süren savaşlar, yağmalar, istilalar tarihi kaleyi de olumsuz yönde etkilemiş. Kalenin batı tarafında Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları göze çarpmaktadır. Muş Kalesi, halkın gezinti ve dinlenme yerleri arasında yer almakta dostlar. Buraya geldiğimizde tabii kaleye dair herhangi bir şey göremedik. Yalnız yeşillik alanları mevcut. Orada insanlar pikniklerini yapıyorlar ve bulunduğumuz yerden Muş'un çok güzel bir manzarası var. Gelip burada çayınızı kahvenizi içip hem de Muş'un manzarasını izleyebiliyorsunuz. Biz de şimdi birer tane demlik çay söyledik. Hatta burada birkaç arkadaşla tanıştık. Hem sohbet muhabbet ediyoruz hem de manzaranın tadını çıkartıyoruz. Evet dostlar, gelelim programımızın en keyifli anlarından bir tanesine, şehirlerin kelime anlamlarına. Bakalım Muş ne anlama geliyormuş? Bunun için 3 tane rivayet bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, şehre Asurlulardan kaçarak Muş yöresine gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiş 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde Muş adının İbranice sulak, verimli ve otlak anlamına gelen Muş'a kelimesinden geldiği ileri sürülmüş. İkinci rivayet ise M.Ö. 12. yüzyılda Ege göçmenlerinden
göçlerinden sonra ilk kez Asur kaynaklarında adı geçen ve yukarı Dicle Vadisi'ne yerleştikleri bildirilen Muşkilerden geldiği yönünde. Üçüncü rivayet ise Muş'un Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'in torunu Muş oğullarınca kurulduğu rivayet edilmekte ve ayrıca Arapçada şeffaf, parlak, Farsçada ise nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi anlamlarına geliyormuş. Evet, Muş hakkında birçok rivayet var. Sizler bunlardan hangisini biliyorsunuz veya farklı bir anlama geldiğiyle ilgili bir bilginiz var mı? Sizler de yorumlara yazarsanız seviniriz. Bu arada Muş beklediğimizden çok daha yeşillik bir alana sahipmiş. Daha kurak bir şehir beklerken oysaki yemyeşil bir şehir bizleri karşıladı. Hatta bulunduğumuz alan bile yemyeşil dostlar. Keyifle oturup birazcık çayımızı, kahvemizi manzaraya doğru içeceğiz burada. Dünyalılar, gezimize son hızımızla devam ediyoruz. Tarihi Murat Köprüsü'nün olduğu yere geldik. Gelir gelmez bize merhaba dedi ve biz de onun zerafeti karşısında eğilerek selamladık. Bir Selçuklu yapısı olan Tarihi Murat Köprüsü kesin olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor dostlar. 1871 tarihli mermerden kitabesinin onarımlarla ilgili olduğu düşünülmekte. 143 metre uzunluğunda, 4.77 metre genişliğinde, yüksekliği ise 16-18 metre olup 12 gözü var. Günümüzde de hala daha kullanılıyor. Merkeze gelirseniz buraya ulaşım gayet kolay. Şehir içleriyle 15 dakika sonra buradasınız. Hem köprünün bulunduğu konum hem de yemyeşil bir doğanın ortasında ortamın tadını çıkartıyoruz. Aynı zamanda birçok da gelin damat var burada arkadaşlar. Kendileri de tabii bu güzelliği güzel bir şekilde kullanmak istemişler. Gayet haklılar. Civarda da canlı müzik alanı var. Arkadaşlar şuradan söylüyor. Seslerini duyuyoruz. Birçok kafede oturup çayınızı kahvenizi içip hem de mis gibi serinliğin tadını çıkartabiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi köprüden ilerleyerek yolumuza devam edelim. Hatta şöyle kamerayı açaraktan beraber yürümek isteriz dostlar. Bu taraf nehrin diğer tarafı. Köprünün üzerindeyiz ve bu tarafta da müthiş akan bir Murat Nehri'ni görüyoruz. Ve çok güzel bir saatte gelmişiz. Tam gün batımına denk geldik. Hem gün batımının güzelliği hem de Murat Nehri'nin güzel akıntısını izliyoruz. Evet, köprüde ilerlemeye devam. Seyahatimizin sonuna gelmişken çokça bahsettiğimiz aşiretlerden bugün biraz daha konuşmak isteriz. Çünkü bizim de bir aşiretimiz var arkadaşlar. Dünyadan bildiriyoruz aşireti. Bu aşirete katılmak için soy ağacına bakmıyoruz. Sadece cebinizde paranızın olması yeterli. Yani kimlerden bahsediyorum? Tabii ki katıl destekçilerimizden bahsediyorum arkadaşlar. Cihan Arslan, Juju, Mediha Hamitoğlu, Simge ile Fitol, Sercan Dostoğru, Bahadır Fırat, Barış Özdemir, Sedat Gönül, Can Can aşiretimizin üyeleri. Bir dakika, Zeliha'nın bir sözü var, şunu bir tebrik etsin. Mutluluklar. Siz de aşiretimize katılmak istiyorsanız şu an katıl butonuna basıp bütçenize uygun bir seçenekten yararlanabilirsiniz. Aa yok efendim, benim bütçeme uymuyor, beleş takılmak daha çok hoşuma gidiyor diyorsanız lütfen kanalımıza abone olup sağda solda paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki seyahatimizde 5 minarenin olduğu iddia edilen bir şehre gideceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Şehri herhalde anlamışsınızdır. Haydi çok konuştum. Bol şans. Görüşürüz.